Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere dilimin döndüğünce Osmanlı'daki içki yasaklarını ve meyhanelerini anlatmaya çalışacağım. Osmanlı'da zaman içinde içki, tütün ve silahlanma gibi yasakların yanı sıra ata binme, kahve içme gibi absürt yasaklarına konduğunu biliyoruz. Garip olan ilk içki yasağını içki ve meşke düşkünlüğüne bilinen 2. Selim'in koyması. Ama işler hiç de 2. Selim'in planladığı gibi gitmeyecektir. Çıkartılan fermanla meyhaneler kapatılınca meyhaneciler, barbalar kendilerince hemen bir yol bulur ve evlerinin bodrum katlarını meyhaneye çevirir. İşte bu meyhanelere koltuk meyhaneleri denir. Bir süre her şey yoluna gitse de zamanla türlü rezillikler yaşanmaya başlar. Koltuk meyhaneleri mahalle aralarında olduğu için yoldan geçenlere laf atmalar, dalaşmalar hiç bitmez. Bir gün yoldan geçen bir müezzini koltuk meyhanesine sokup zorla şarap içirmeye kadar gider iş. 1567 yılında çıkarılan yeni bir fermanla meyhanelerin tamamen kapatılması ve esnafın şaraplarına tuz dökülerek sirke yapılmasına sebep olan olay ise bambaşkadır. Kule dibindeki bir koltuklu meyhaneden çıkan kendini bilmezin biri, hemen yan tarafta bulunan kadınlar hamamını basar ve çırılçıplak bir hanımı zorla kolundan tuttuğu gibi meyhaneye sokup masada raks etmesini ister. Mahalleli kadını adamın elinden zor alır ve adama orada iyi bir ders verir. Bu olay koltuklu meyhanelerin sonu olur. Ardı ardına fermanlar çıkarılsa da içkiye talep her dönem olduğu gibi o zamanlarda çoktur. Herkes şimdilerde olduğu gibi kendi rakısını evinde kendisi yapmaya başlar. Gelelim ayaklı meyhanelere. Uyanık bir gayrimüslim evinde yaptığı rakıyı beline sardığı bir hayvanın kalın bağırsağının içine koyar ve meydanlarda, iskelelerde satmaya başlar. Böylelikle İstanbul'un yine bir esnafı daha olur. Ayaklı meyhanelerin tek kusuru bağırsağı beline sardığı için vücut ısısı ile rakının ılıması ve bağırsak yüzünden renginin sarı olmasıdır. Ama verilen hizmete karşı bu kusurlar görünmez bile. Genellikle hamallar, tellaklar yani tanıdık esnafa hizmet verdiği için herkes birbirini tanır. Müşteri yanına yanaşır ya da uzaktan kaş göz eder. Ayaklı meyhane etrafı şöyle bir kolaçan eder ve en yakında tanıdık bulduğu bir mekana girer. Burası manav olabilir, kasap olabilir. Sonra kuşağından çıkarttığı bir tas ya da leylek boynu rakı bardağına rakısını koyar ve müşterisine verir. Müşteri rakısını yuvarlar. Eğer mekan bir manavsa ufak bir meyve atar ağzına ve yoluna devam eder. Ayaklı meyhaneyi şahsen tanımayan bir müşteri ise beline bağladığı peştemaldan bu kişinin ayaklı meyhane olduğunu anlayabilir. Ama bir dükkana değil de kuytu bir köşedelerse rakısını içtikten sonra meyhaneci cebindeki kavrulmuş nohuttan birkaç tane verir müşterisine ve müşteri onu meze niyetine rakıdan sonra yer. Eğer o da yoksa müşteri elini yumruk yapıp ağzını siler. İşte buna yumruk mezesi denir.